Evet arkadaşlar, TET Fizik tekrarlarına devam ediyoruz. Çalışmamızın ikinci adımda madde özellikleriyle ilgili sizlere sorular çözeceğim. İlk sorumuza başlayalım. Su damları bir bitki sapında şekillik ve dengede kalmıştır. Bununla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Damlanın demiş yaprağa tutunmasını sağlayan kuvvet adhezyondur. Evet adhezyon neydi arkadaşlar? İki farklı maddenin birbirini tutması değil miydi? Su damlacı farklı, yaprak farklı olduğu için o zaman iki farklı maddenin tutması da bir doğrudur. Damlanın küresel şekil almasını sağlayan kuvvet kozyon kuvvetidir. Kozyon kuvveti neydi? Sıvının kendini derle toplu tutmasıydı. Yani civanın yuvarlak olması sağlayan arkadaşlar neydi? Arkadaşlar kozyon kuvvetidir. Damlanın da birer tutmasını sağlayan da kozyon kuvvetidir. Yani sıvının aynı sıvının birbirini tutma kuvvetidir. Üçüncü ifadeye bakalım. Damlaya etkeden yer çekim kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Damlaya etkilen yer çekim kuvveti ağırlık kuvvetidir. Şimdi burada tabii ki hangi kuvvet büyüktür? Tabii ki burada adizyon kuvveti arkadaşlar. Yani adizyon kuvveti burada ne olmak zorunda? Damlayı etkiden yer çekimi büyük olmak zorunda. Burada tam tersini söylemiş. Damlayı etkiden yer kuvveti adizyondan büyük demiş. Burada tersini söylediği için cevabımızı burada 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik ikinci sorumuzda. Şekilde verilen kenar uzunluğu 4 cm olan küp ee, yarı çapı 4 santim olan L ve silindir e, e, şeklindeki katı cismin kütleleri eşittir. Bu ne sıcaklıkla aynı olan bu katı cismin aynı maddenin yapılıp yapılmadığı hakkında söyleyebiliriz. Bir maddenin aynı olup olmadığı nerede anlarız? Öz aynı yapıyoruz. Öz kütleyi nasıl buluruz? Öz kütle D eşittir. N bölü V'den buluruz. O zaman burada V'nin aynı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Soruda bunu ne yapmış? Burada belirtmiş. O zaman hacimlerine bakarak aynı olup olmadığını anlamamız gerekiyor. O zaman K'nın hacmi ise efendim. K, K nedir arkadaşlar? Burada bir küptür. Küpün hacmi de 4 çarpı 4 çarpı 4 olduğu için 64 santimetre küplük bir hacmi var. Burada L arkadaşlar gördüğünüz gibi küre. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi çarpı R küptür. 4'ün küpü. Bunlar giderse 64 çarpı ne oldu? 4 santimetre küp oldu arkadaşlar. Burada M'nin hacmi ne kadar? M'de gördüğünüz gibi silinde silindir silindirin hacmi tabanını çarpı yüksek. Tabanı pi çarpı 4'ün karesi çarpı 4 diyeceğiz. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar bu da ne yapıyor? 64 çarpı 3 oluyor. Burada dikkat edersiniz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şöyle diyelim. Şimdi buranın hacmi 4 cm. Burası 64 çarpı 4. Burası 64 çarpı 3 oldu. Hacimleri farklı. K'nın hacmi farklı 64. L'nin hacmi 64 çarpı 4. M'nin hacmi 64 çarpı 3 oldu. Hacimleri farklı ise hacimleri farklı olduğu zaman o zaman ne oluyor burada? Öz kütlelerinde hepsinin farklı olduğunu söylemiş oluyoruz. Ona göre cevabımızı E seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 3. sorumuza. Düşey kesildi. Şekil 1'deki gibi olan ısıca yalıtılmış kaba musluk açılarak su dolduruluyor. Kaptaki suyun hacim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre kaptaki suyun kütle, zaman, sıvı yükseklikleri, zaman grafikleri, 1, 2, 3 grafikleri hangisi olabilir diyor. Şimdi şekli incelediğimiz zaman hacim grafiği, hacmin düzgün olarak arttığını görüyoruz. Hacmin düzgün olarak artması, artması musluğun özdeş olduğu anlamı katar. Şimdi bakalım kütlesi orantılı olarak artar. Zamanla orantılı artar. Eğer hacmi orantılı olarak gidiyorsa kütlesi orantılı olarak artar. O zaman bu ifade doğrudur doğru grafik olarak. Sıvı yüksekliği zamanla artmış ama artma miktarı azalmış. Sebebi nedir? Dikkat edersen bakın kap ne yapıyor? Genişiyor. Genişlediği için yükseklik daha az artıyor. O zaman grafik ne yaptı? Kamburlaştı. O zaman bu grafik doğrudur. Sıvı yüksekliği daha çok artıyor. Şimdi genişleyen kapta sıvı yüksekliği daha hızlı artmaz. Daha yavaş artar. Bu ifade grafiğimizi yanlış olarak kabul edeceğiz. Cevabımızı o zaman D olarak söylemiş oluyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Eşit zaman aralıklarında eşit hacimde su akıtan KL musluklarının K musluğu muslukların, musluk şekil 1'deki kabı, L musluğu da şekil 2'deki kabı T sürede dolduruyor. Kaplar eşit hacim bölümü olduğu göre 2 musluk 1'den şekil 3'teki kabı kaç T sürede doldurur? Şimdi buradaki arkadaşlar K kabının birim e, miktarına bakalım. 4, 8, 11, 12. Burada arkadaşlar 12 bölme var. L'de 4, 7, 10, 12. Burada da 12 bölme var. Bu ikisinin T sürede dolduğunu söylemiş. O zaman T sürede her musluk ne yaptı? 12 bölme doldurdu. Burada ise diyor kaç T sürede doldurur? 2 musluk olduğu için o zaman tek musluk güzel düşünecek. Tek musluk yarısını doldurur. Diğer musluk yarısını doldurur. O zaman tek musluğun doldurduğu bölme sayısı kaç? 8. Bunun da doldurduğu süre T üstü diye. Bunları bir oran yaparsak arkadaşlar ne oldu? T bölü T üssü Evet, e, t bölü şurayı silelim arkadaşlar. Şurayı, şurayı alalım. T bölü T üstü şeklinde yazar. 12'yi 8'e bölersek ne olur arkadaşlar? Burası 3 bölü 2. T üstünü çekersek 2 T bölü 3 olarak görmüş oluyoruz. Cevabımızı A seçeneğinde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldik 5. soruna. Yarı çapı 2R olan türdeş K silindiri şekildeki bir yarı çapı R olan L silindiri çıkartıyor. Silindir çıkarma işleminden sonra hangilere doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada tek tek inceleyelim. K silindirin başlangıçta hacmi ne kadardır? Yani yüksekliği H, yarı çapı 2R. 2R olduğu için arkadaşlar P çarpı 2R'nin karşısında 4R kare çarpı H. Biz buna 4V diyelim başlangıç için. L'ninki ne kadar? L'nin de P çarpı R kare çarpı h işte olduğu için bunun da hacmi V olsun. Şimdi bundan bu çıkarılırsa o zaman K'dan L çıkarırsa o zaman bunun kenarı kaç 3V kaldı. O zaman bu da V olduğunu görüyoruz. Şimdi kütlesi kütlenin formülü nedir? M işte mor devedir. Sonuçta hacmine bakmamız lazım. K'nın arkadaşlar dikkat edersen öz kütlesi aynı madde olduğu için hacmi 3V oldu. L'nin de arkadaşlar öz kütlesi yine aynı madde olduğu hacmi V ise bu bunun kaç katı? Buna 3M dersek buna M demiş oluruz. O zaman K'nın kütlesi L'nin 2 katına eşittir. Yanlıştır. Kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılık eşit olur. Dayanıklılık neydi? Dayanıklılık arkadaşlar yüksekliktir düzgün cisimlerde yükseklikleri aynı olduğu için, bunun da yüksekliği aynı, bunun da yüksekliği aynı olduğu için o zaman kendi ağırlık arkadaşlar aynılıkla eşit kabul ederiz. K'nın hacmi L'nin 3 katına eşittir. Evet, K'nın hacmi L'nin 3 katına eşittir. Burada ne yaptık arkadaşlar? İspat etmiş olduk. O zaman 3. ifade doğrudur. O zaman cevabımızı 1, 2, 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 6. sorumuza. Düzgün türdeş bir maddeden yapılan prizma yatay zeminde dururken önce K'daki zemine konuluyor. Daha sonra e, daha sonra L'deki e, gibi yarısı kesilerek yok ediliyor diyor. Yani cismin kendi ağırlık kuvvetine karşı dayanıklı D ile orantılı olduğuna göre D'nin değişimi için K'daki ve L'deki işlemler için ne söyleyebiliriz? Şimdi ilk başta buradaki dayanıklılık, önceki dayanıklılık düzgün cisimlerde yükseklikle ters orantılıdır. Şimdi bunun dayanıklığı ne kadar? 1 bölü 2A. Bunun dayanıklığı ne kadar? 1 bölü B. Yani yükseklik ne yapmış? Azalmış. Yükseklik azaldığı için yükseklik azalırsa dayanıklılığı ne yapmış? Artmış. Demek ki alçak katlı binaların daha dayanıklı. O zaman K'da dayanıklılığı ne yaptı arkadaşlar? Arttığını görüyoruz. Şimdi yüksekliği azalmış. Burada ise arkadaşlar aynı yükseklikte sağ yarısı gitmiş. Sonuçta yükseklik aynı olduğu için dayanıklık ne olur? ikinci etapa getirdiği zaman değişmemiştir. Yani bunun dayanıklılığı, bunun dayanıklılığı aynıdır. Çünkü yükseklikler dikkat ederseniz nedir? Aynıdır. Demek ki düzgün cisimler dayanıklık yüksekliğe baksak yeterli olduğunu görmüş oluruz. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Sorumuzda şey, şekildeki boyu 15 santim tabalanı 50 santimetrek olan silindir şeklindeki kapın 2 bölü 3'ü suyla doludur. Buna göre bu kaptan 0.3 litre su taşırabilecek silindirin minimum hacmi kaç desimetre küp olmalıdır? Buraya arkadaşlar bir miktar ne yapmış? Sıvı taştığını Buraya ne kadar sıvı taşmış? 0.3 litre arkadaşlar sıvı taştığını biliyoruz. Cisim tabii ki sıvının içine geldiği zaman ne yapar? Hacmi kadar sıvı taşır. Öncelikle ne olması lazım burada dediğimiz zaman? Şuranın öncelikle dolması gerekiyor arkadaşlar. Burası kabın 2 bölü 3'ü sıvıyla dolmuş. Burası 2 bölü 3 ise o zaman şurası 1 bölü 3 kadar kısım olmaz mı? O zaman, e, arkadaşlar burasının tamamı 15 ise şuraya ne olur? Buranın yüksekliği 10 olur. Çünkü 2 bölü 3 10 olur. O zaman şuraya yükseklik 5 kaldı. Öncelikle bu sıvı buranın ne yapmasam Dolması lazım. Kabın tabanı 50 olduğu için o zaman ne kadar burada sıvı yükselmesi lazım? 5 santim. O zaman e, hacim dediğimiz taban çarpı yüksekliği midir? O zaman tabanı 50 santimetre olan bir kapta 5 santim tabii ki sıvı yükselmesi lazım. Çünkü buranın tamamı 15, 3'te 2'si 10 ise 1 bölü 3'ü 5'tir. O zaman 5 ile çarparsak ne oldu? 250 santimetre küp. Burada arkadaşlar sıvı yükselmesi lazım. 250 cm kübü tabi desimetre kübü çevirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü litre eşit olduğu için bu da 0.25 litredir. O zaman ne oldu? Burada bu kadar 0.25 litre sıvı ne yapacak? Yükselecek. Fazlası taşmış. O zaman 0.3 de taşmış. O zaman cismin toplam hacminin ne olması lazım? Toplam taşırdığı miktarı. Çünkü 0.25'ini yükseltiyor. 0.3'ünü taşırıyor. O zaman cismin hacmi burada 0.55 olması gerekiyor deriz. Geldik 8. soruya. KLMNP maddenin öz kütleli şekilde bir çizelge de verilmiştir. Yargılanan hangileri doğrudur? 100 cm kütlesi en küçük olan K'dır. Şimdi kütlenin formülü nedir arkadaşlar? Mor dv'dir. Kütlesi en küçük olan kadı. Kütlenin en küçük olması için o zaman yoğunluğun en küçük olması lazım. Yoğunluğu en küçük olan kimdir? Tabii ki k'dır. O zaman en küçük olan k'dır diyoruz. Birinci ifade doğrudur. 100 gramın hacmi en büyük olan nedir? Şimdi hacmi en büyük, hacmin en büyük olması için hacim ne eşit? En bölü D eşit. O zaman D'nin en büyük olması lazım. D'si en büyük olan hangisi arkadaşlar? Ee, D'si hacmin en büyük olması için D'sinin en büyük değil arkadaşlar. D'sinin en küçük olması lazım. O D'sinin en küçük olan madde hangisidir? L maddesi, e, K maddesidir. O zaman bu ifade ne olur arkadaşlar? Yanlış oldu. Çünkü hacmin en büyük olması demek tekrar söyleyelim. Hacmin en büyük olması demek D'nin en küçük olması. D'si en küçük olan K'dır. O zaman bu ifade yanlıştır. L'nin 100 cm'nin kütlesi. L'nin 100 L'nin 100 santimetre küpü ne yapar? Bunu 100 ile çarparak 89 gram olmaz mı? L için konuşursak. P'nin ise 10 santimetre kütlesi işte. P'nin ne kadar? P'nin de 8,92. Bunu 10 ile çarpacak. Çünkü öz kütleyi, çünkü öz kütleyi hacimle çarpacak kütle biliyoruz. O zaman ne yapar? 89,2 olur. Bu da P'ninki olur. Bu ikisi birbirine eşit olmadığı. O zaman bu ifade yanlıştır. Yalnız bir seçeneği doğru olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 9. sorumuza. Yatay bir zeminde bulunan düzgün geometrik bir cismin kendi alaka dayanıklılığının artması için. Şimdi e, cismin hacmini sabit olarak kesit alanı artırmak. Dayanıklılık neydi arkadaşlar? Taban alanı çarp e, taban bölü hacimdi. Hacmi sabit tutuyoruz diyoruz. Hacmi sabit tutalım arkadaşlar. Kesit alanı artırırsak dayanıklılık artar. Birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Şimdi yine arkadaşlar demiş ki kesit alanını sabit tutup hacmi azaltmak. Hacmi azaltıyoruz. Burayı sabit tutuyoruz. O zaman dayanıklılıklar artıyor. O zaman bu da arkadaşa artmasına sebep olur. Kesit alanını sabit tutup hacmi artırmak. Üçüncü ifadeye bakalım. Ne demiş bize? Kesit alanını sabit tutalım. Hacmi artıralım. O zaman alttaki sayı artarsa sayı ne yapar? Buradaki değer küçülür arkadaşlar. O zaman bu ifade yanlıştır. Cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş olduk. Evet arkadaşlar buna göre cevabımızı bir iki bir iki olarak söylemiştik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımızı beğenelim. Mutlaka arkadaşlar kanalımıza destek olalım.